Çocukluktan gençliğe geçmeye çalıştığım dönemlerde yazarlık hayalleriyle dolu olduğumu gören babam, yanağını cama yapıştırıp evin çaprazındaki caminin şerefesinde iftar zamanı haber veren ışıkların yanmasını, ışıklar yanar yanmaz bunu bağırarak haber verdiğinde büyüklerin aferin almak için heyecanla bekleyen bir çocuğu anlatabilir misin? Demişti. Yaklaşık 40 yıldan beri o çocuk aklımdadır. Hala o sahneyi ve o çocuğu en iyi biçimde nasıl anlatacağımı bulamadım. Ama bu görüntü benim yazarlık temrinlerimden biri oldu. Babamın kendi çocukluğunun anılarının arasında çıkartıp bana yazı ödevi olarak verdiği sahneye kendi çocukluğumun anıları da eklendi. Evimizin hemen karşısında küçük cami. Ramazan geceleri mahallenin çocuklarıyla birlikte gittiğimiz teravih namazları, camideki büyüklerin bize başka zamanlarda pek de göstermedikleri bir şefkati göstermeleri, hala çocuk aklımda ezberlediğim biçimde söylediğim Allahümme salli ala'nın muhteşem melodisiyle dalgalar gibi kabaran o tuhaf coşku. Namaz çıkışında hissettiğimiz o ağırbaşlı memnuniyet. Sahur vakti sıcak yataktan gözlerim yarı kapalı kalkıp sobası yakılmış salonda hazırlanmış sofraya oturuşum. Galiba sadece Ramazanlarda yapılan o yumurtaya bulanmış ekmek kızartmaları. Demli çay, beni sevgiyle ve gururla bağrına bastığını düşündüğüm büyük bir kalabalığın parçası olmanın güveni ve sonsuz bir huzur. Allah'ı çok sevmiştim. Ondan benim anlamadığım kelimelerle söz ediyorlardı ama o benim için beni sevmesini istediğim temiz yüzlü yaşlı bir dedeydi. Oruç tuttuğum zamanlarda bana gülümsediğini düşünürdüm. Doğrusu ya, ondan pek korkmazdım ama beni sevmesini isterdim. İlk kez okula din hocası cehenneme uzun uzadıya bütün korkusuyla anlattığında dehşete düşmüştüm. Benim teravih namazlarımda, iftarlarda, sahurlarda hissettiklerimle hocanın anlattıkları hiçbirbirine benzemiyordu. O beni çok korkutan, bana çok uzak, çok mesafeli, çok gazaplı, benim çocukluk aklımın kavrayamayacağı çok ürkütücü bir güçten bahsediyordu. Biz dede torun değildik, beni sevmiyordu. Kötü bir şey yaparsam beni ateşlerin içine atacak, beni yakacak, bana acılar çektirecekti. Ben ona hiç böyle şeyler yapmazdım ki. Ben onun için hiç böyle cezalar düşünmezdim ki. Ben onu seviyordum. O niye beni ateşlerin içine atmak istiyordu? Çok korktuğumu, çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Bir daha uzun yıllar camiye gitmedim. Din hocası benim çocukluk dünyamın en huzurlu hayalini, o soğuk yatakhanelerde uyumadan önce dua edip kendisine gülümsediğim, herkes bana yaramazlık yaptım diye kızdığında kendisine sığındığım, yakınımı benden koparmıştı. Sonra büyüdüm. İnanmanın huzurundan aklın huzursuzluğuna geçtim. O çocukluk döneminden sonra bir daha hiç dindar olmadım, oruç tutmadım, dua etmedim, namaz kılmadım. Lise yıllarında karşımdakinin inançlarına hiç aldırmaz, herkesin korktuğu bir güçten korkmamanın tuhaf lezzetiyle diğer çocuklarla kıyasıya tartışırdım. Onlar Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışırlardı, ben yokluğunu. Küçük bir çocukken inanmayı ne kadar sevdiysem, ilk gençliğimde de inanmamayı o kadar sevdim. Baş kaldırmanın müthiş cazibesine kapılmıştım. Hayatın zıpkınlı acılarından beni koruyacak bir güç yoktu artık. Her acı doğrudan tenime yapışıyor, bu acıları taşımakla ilahi bir güç bana yardımcı oluyordu. 20'li yaşlarımda Ankara'da bir işçi kooperatifinde karımla birlikte epeyce sıkıntılar çekerek yaşarken komşularımız olan bir inançlı insanlar grubuyla karşılaşmıştık. Gerçekten çok hoş insanlardı. Yumuşaktılar, hoşgörülüydüler. Benim gençlik saygısızlıklarımı kibar bir sabırla karşılıyorlardı. Aralarından bir tanesi eski bir kabadayıydı. İri yarı, güçlü kuvvetli bir adamdı. Epey kavgaya karışmış, günahın her türlüsüne batıp çıkmıştı. Sonra inancı bulmuştu. Beni sessizce dinler, ben sözümü bitirince Ahmet kardeşim diye başlardı lafa. Beni doğru yola getirmek için uğraşırdı. Dini korkuyla değil, sevgiyle anlatırdı. Zor günlerdi. Babam hapisteydi, kız kardeşim hastaydı, karım hamileydi, 5 kuruş param yoktu. Bir yayın evinin zemin katında düzeltmen olarak çalışıyor, kazandığım paranın çoğunu kiraya veriyordu. O sırada hayatımdaki en iyi şey o dindar insanlardı. Dindarları sevdim. İnançlarını paylaşmadım ama onlara ve inançlarına imrendim. Bana çocukluğumu, teravih namazlarını, sahurları, iftar sofralarını, huzuru hatırlatıyorlardı. Öfkeli değillerdi, çıkarcı değillerdi. Haramdan öylesiye korkuyorlardı, muhtaçlara yardım ediyorlardı. İnançlarıyla böbürlenmiyorlar, dini bir gösterişe döndürmüyorlardı. Onlara saygı göstermeyi öğrendim. Kendi inançsızlığımla onları kırmamaya özen gösterdim. Zor günlerde bir inançsıza bağışladıkları dostluğu hiç unutmadım. Din hakkında düşünmeye başladım. Din bir afyondur ezberinden, din nedir sorusuna geçtim. İnsanları ve toplumların hayatında dinin yerini merak ettim.
Gerçek bir dindarla bir müminle dini gösterişli bir rozet gibi yakasına takanlar arasındaki farkı gördüm. İçimde bir vahşetle, bencillikle, hatta kötülükle doğan ve ölüm gibi karanlık bir yok oluşla varlıkları sona eren insanların gelişiminde, yaşama gücü buluşunda, ahlakı yaratışında, vahşetini sınırlayışında dinin çok önemli kültürel bir değer olduğunu fark ettim. Dindar olmadım, inançlı olmadım, hala da değilim. Hiçbir zamanda olmayacağım herhalde. Ama din fikrini, gerçek dindarları seviyorum. Tanrı ile ilişkim ise anlatılması çok zor çelişkilerle dolu. Varlığına inanmıyorum ama o varmış gibi hissetmekten hoşlanıyorum. Annemin mezarına gittiğimde dua etmiyorum ama annemi ona emanet ediyorum. Artık ne ölümden ne de ölümden sonrasından korkuyorum. Ama öldükten sonra seveceğim bir ışıkla karşılaşıp yaramazlık yapmış küçük bir çocuk gibi ona sığınıp gülümseyeceğimi aklımdan geçiriyorum. Din hocası cehennemi anlatana kadar süren kuvvetli bir inanca dayalı ilişkim şimdi bir başka biçimde sürüyor. Onun adına yeryüzünde cehennemi yaratanları, onun adıyla gösteriş yapanları, onun adına benim gibi inançsızlara öfkelenenleri, onun adına sadece insanları korkutmak için kullananları onunla arama sokmuyorum. Tanrı'dan bir beklentim yok. Ona duyduğum sevginin eğer o varsa bir beklentiden ya da bir korkudan kaynaklanmadığını o biliyor. Günahkar olduğumu da babasının sevgisine sığınan biraz şımarık bir evlat gibi bu günahları işlemeye devam edeceğimi de. Din adına dehşet salanlar ne derlerse desinler. Başkaları için kötülük düşünmeyenleri onun affedeceğine inancım tam. Benim Tanrım her şeyden önce başkaları için kötülük düşündün mü diye soracak bir Tanrı. Başkaları için kötülük düşünmezsem, onun varlığına inanmasam bile beni affedeceğini sanıyorum. Affetmezse de gücenmeyeceğine. Çocukluğumda tuttuğum oruçların, oturduğum iftar sofralarının huzurunu hiç unutmadım. Bugün bir tek kez öyle bir huzurla iftar yapabilmek isterdim. O huzuru hissedenler, dilerim o huzuru gereksiz öfkelerle bozmazlar. Ben bir daha huzuru bulamayacağım. Ama yanağını dışarının soğuğunu hissederek cama dayayıp evin çaprazındaki caminin ışıklarının yanmasını bekleyen çocuğu anlatmayı hep deneyeceğim. Sanırım bunu hiçbir zaman da beceremeyeceğim. 23 Ekim 2005 cami ışıklarına bakan çocuk, gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın yazısı. Bence bu yazıyla vicdanları bir kez daha, yani daha doğrusu bu yazıyla, belki bu yazıyı okuyarak bir kez daha insanları vicdanlı olmaya, merhametli olmaya davet ediyoruz. Konuşalım artık. Başlıyor.